Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğini hayata geçiren Yarını Koruyanlar Projesi kapsamında Bordo'da düzenlediğimiz eğitim ve basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğümüz Yaradık Koruyanlar Projesi'yle gigabit toplumun mimarları olan çocuklarımızın dijital yetkinliklerini kodlama eğitimleriyle geliştirmeyi amaçlıyoruz. Toplumsal etkisini eğitim öncesi ve sonrası testlerle ölçümlediğimiz kodlama eğitimlerini cinsiyet eşitliği ilkesini göz önünde bulundurarak 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza veriyoruz. Biz inanıyoruz ki bu ülkede, bu topraklarda yatırım yapan her kurum bu ülkenin insanlarına yükümlülüğü bulunmaktadır. Bir sosyal yükümlülüğü bulunmaktadır. Biz de elimizden geldiği kadar sosyal ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu dijital dünyanın ortak dili nedir diye ortaya çıkınca kodlama. Yani aslında yaşı bana yakınlar olanlar daha iyi hatırlar. Bizim eski dönem tabiriyle bilgisayar programlama, yeni dönem tabiriyle kodlama ortaya çıkıyor. Biz kodlama olayında, başka bir de işte dijitalleşmede üretim olayında tüketen değil, üreten taraflı olmamız gereken bir toplum olmanın bilinciyle bu kodlama seferberliğini başlattık. Benim hayatıma kodlama 20 yaşında üniversite öğrencisiyken girdi. Ama bir baktık ki 3 sene evvel artık dünyada bu 7 yaşa kadar düşmüş durumda. O zaman dedik ki ağaç yaş geneğidir. 7-14 yaşındaki çocuklara nasıl dokunabiliriz diye yola çıktık ve bu projemizi başlattık. Gurur vericidir ki Milli Eğitim Bakanlığımızın da çabalarıyla kodlama ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Biz de kodlama eğitimleri vererek özellikle yerli yazılım üretiminin de önünü açacak ve ülkemizi bölgesel lider yapacak adımları atmaya çalışıyoruz. Bir değişim ve gelişim yaşatmak, ülkenin gelecekteki mesleklerine şimdiden hakim olabilmek, dünyadaki var olan, bugün Hindistan diye bahsettiğimizde yazılım sektöründen, kodlama sektöründen dünyada sayılı ekonomik büyüklükte ülkelerin arasına giren ve ilk üçte yer almayı hedefleyen ve bunun için çok büyük mücadele eden Hindistan'dan aldığımız sadece bilgi ve duyumlar ötesinde biz de aynı mesafeye kat etmek üzere yeni neslimizin ona yetiştirmek zorunlu olduğumuza inanıyoruz. Bu çerçevede bakıldığında tabii ki kurumdan çok büyük sorumluluklar var. Bir yandan Sayın Başkan ifade ettiği doğrudur. Buradan ekonomik bir gelir elde eden büyüyen şirketlerimizin aynı sorumluluğu, aynı doğrultuda milletine, yetişenlere, yeni nesle ve ekonomik değişim ve gelişime, sosyal gelişime ve bilgi teknolojisi ulaşmakta kullanması gerektiği elbette bilinen bir gerçek ama bunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için de Vodafone tercih ettiği sistemle bunu bir vakıf yöntemiyle, gerek Karitas gerekse Vodafone'u kurumlarla işbirliği içerisinde sürdürmekte ve bu bizim için de çok büyük bir önem arz etmekte. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de 7 ile 14 yaş arası diye ifade edilen ve doğrudan eğitimin kişisel olarak beynine kullandığı bir dönem en iyi kullanmak için ortaya çıkan tabloya bize vesile olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ve biz biliyoruz ki bir enerji sektörünün getirdiği ve onun devamında gelecek olan tüm bilgisayar ve teknolojik değişime gelişim bu süreçte başlayacak. Bu şehir gerçekten yakalamak istediği fırsatı en iyi şekilde yakalayacaktır diye düşünüyoruz. Bizim çok daha sıklı olarak bu programları hem yatay hem dikey olarak sürdürmemiz lazım. Bununla ilgili ayrıca bizim akıllı şehir projemiz var. Ordu'nun bütün sistemlerinin sistematik olarak IT sektörüyle mücadele olarak ele alınması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmayı da önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle şeyin protokolünü imzalayacağız. O da bizim için mükemmel bir çalışma olacak. Dolayısıyla Dr. Hasan Süreyya Bey'le sözünü aldığı çalışmalarda dikey çalışmayı yaparak daha uzman çocukları, gençleri burada inşallah yetiştireceğiz. Bir başka programımız da Obama'nın da döneminde bahsedilen Amerikalı çocuklar program oyun oynuyorlar diyorsunuz. Dediği şey şu, bu oynadığınız oyunları yazın. Kendiniz yazın. Dolayısıyla yeni dönemde şu anda 15 projeyi yetiştiriyoruz. Öyle bir program başlattık. Benim başlattığım çalışma orada
önümüzdeki hafta itibariyle Eylül'de başlayacak. 1000 oyun yazarı, yani oyun, kural oyununu hazırlayacak. Gençler demek bu büyük bir sektör, milyarlarca doların olduğu bir sektör. Yani orada aynı zamanda IT sektöründe geliştireceğiz. Bir marka şehir inşallah olacak. Bu bakımdan çalışmalarımıza ağırlık vermemiz lazım. Endüstri 4.0'ı atlamamamız lazım. Hatta şu anda Endüstri 4.0 ötesinde bir Endüstri 5.0 konuşuyoruz. İki sene fark var. Endüstri 4.0 Amerika, Almanların daha çok ele aldığı, daha çok mekanik bir sistem. Endüstri 5.0 daha yeni yeni tartışmaya açıklandı konu. Buradaki mekanik sistemin insani boyutlarla tekrar insani ruhunu, düşüncelerini, duygularını ele alan bir çalışma. Bu bize daha uygun. Dolayısıyla 4'ten 5'e aynı işte bu Vodafone'un yaptığı projelerle, Türkiye'nin yapacağı çalışmalarla birlikte gerçekleşecek. Aynı zamanda iki şirketle burada yarıştıracağız. Çünkü orada yürüdüğünde söylediğim gibi düşünen, üreten ve yarışan. Üç kelimeyle bunu formüle ediyoruz. Düşünen ordu, üreten ordu ve yarışan ordu. Bu üç hareketle daha güçlü bir hale gelecek. Onun için ya burada yönetilen olacağız, ya yönetilen olacağız. Eğer yönetilen olursak boyumuzu büküp mevcudu sürdüreceğiz. İki günümüz birbirine eşit olmaya devam edecek. Ama iki günümüzün birbirine eşit olmamasını eğer istiyorsak arkaya ağırlık vereceğiz. Bu sektöre ağırlık vereceğiz. Ve orada işte bu yöneten kısmında Türkiye'yi yöneten neslin bence de liderlerinden biri olacak. Buna çalışıyoruz. Böylece aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin yeni versiyonunu işte buradan yetişen gençler oluşturacak. Dünkü projelerle birleştirdiğimiz zaman geleceği birlikte yazacağız. Gençler merhaba. Evet, ne güzel sizi gördüm. Hazırız. Her şey hazırda. Haritadan bir şey yapıyorsun. Ben çizim. Çizdin, sen çizdin. Var mı o çizdi? Ben ver bana, sen bir onu yapalım. İmal. Ne yapıyorsunuz? Ne, hani şey, hareket edebiliyor musunuz karakterleri? Göstersene mi? Ha, böyle şey yapıyorsunuz. Kendi arasında hareket edebiliyor mu? Böyle sağlıklı hareket ettiğiniz gibi. Evet. Kontrol yazıyorlar. Hepsini run edince işte. Bir, iki, üç. Hadi başla. Hadi bakalım. Evet.